Bismillahirrahmanirrahim. Cuma namazından sonra dört rekat zuhri ahir namazı kılınır. Bu namaz mutlaka kılınmalı mıdır? Veya niçin kılınır? Bu sorunun cevabını sizinle paylaşmak istiyorum. Cuma namazı on rekattır. İlk önce dört rekat ilk sünnet kılınır. Daha sonra imam Efendi hutbeye çıkar. Değerli kardeşlerim hutbe namaz gibidir. Hutbede konuşulmaz. Bakın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki imam hutbe okurken bir kimse arkadaşına sus dese bile boş konuşmuş olur. Yine bazı sahabiler oturdukları yerde çakıl taşlarıyla oynuyorlardı. Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki memmessel hasa faqad Çakıl taşlarıyla oynayan, uğraşan kişi Cuma'nın sevabını iptal etmiş olur. Bugünün çakıl taşları maalesef cep telefonlarımız. Onun için hutbe esnasında konuşulmaz. Cep telefonuyla veya başka hiçbir şeyle uğraşılmaz. Uğraşılırsa Cuma'nın sevabı gider. Zuhre ahirden önce bu meseleye hassasiyet göstermek lazım. İmam Efendi hutbeyi bitirdikten sonra iki rekat Cuma'nın farzı kılınır. Daha sonra sünneti müekket olarak Cuma'nın son dört rekatı kılınır. Böylece cuma namazı bitmiş olur. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise cuma namazının son sünneti 4 artı 2 rekattır. Zaten zuhra ahir namazından sonra kıldığımız 2 rekatta bu ihtilafın kalkmasına vesile olmuş oluyor. Değerli kardeşlerim cuma namazının son sünnetini kıldığımız zaman cuma namazı bitmiş olur. Daha sonra kıldığımız zuhre ahir namazı ise son öğle namazı demektir. Peki bu namazı niçin kılarız? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde cuma namazı tek bir yerde kılınırdı. Yani cuma namazı bir yerde geçerli olur idi. Farklı yerlerde kılınmazdı. Ancak daha sonra nüfuslar kalabalıklaşınca farklı yerlerde cuma namazı kılınmaya başladı. Alimlerimizin bir kısmı demişlerdir ki cuma namazı bir yerde kılınır ve bir yerde geçerli olur. Farklı yerlerde kılınırsa ilk başta kılınan veyahut da ilk e, selam verilen veyahut da en eski cuma yerinde en eski mescitte kılınan cuma geçerli olur diğerleri geçerli olmaz demişler. Ancak daha sonra gelen alimler artık nüfusun kalabalıklaştığını dolayısıyla bir yerde bir cumanın iki cumanın hatta on cumanın bile yeterli olmayacağını ifade etmişlerdir. Cuma namazı bir yerde geçerli olur diyen alimlerimiz demişler ki biz ihtiyaten tedbir amaçlı son öğle namazı adında zuhre ahir namazı kılalım ki olur ya belki cuma namazımız olmamıştır. Böylece o vakti boş geçirmemiş oluruz demişler. Bu ihtiyati bir namazdır yani şarttır mutlaka kılınmalıdır diyemeyiz. Zuhre ahir namazına niyet ederken de şöyle niyet ederiz. Vaktine yetişip de eda edemediğim zuhre ahir yani son öğle namazını kılmaya diye niyet ederiz. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Eğer bugün bizim cuma namazımız olmadıysa vaktine yetiştiğim ama eda edemediğim son öğle namazı bugünün öğle namazıdır ve bugünün öğle namazı yerine geçer. Peki cumamız oldu. Bu namaz boşuna mı gitti? Hayır. Vaktine yetiştiğimiz halde kılamadığımız eski zamanlarda yani en son kılamadığımız hangi öğle namazı varsa onun yerine geçer. Yani kaza namazı olur. Onun için alimlerimiz der ki kaza namazı olan kişiler bu namazın önünde kamet getirirler ve öğle namazının farzı gibi kılarlar. Niçin? Kaza namazlarının yerine geçsin diye. Özetleyecek olursak bu namaz şarttır diyemeyiz. Ancak kılınmasını tavsiye ederiz. Özellikle şehir merkezi dışındaki yerlerde cuma kılan kişiler, köylerde veya kenar köşe mescitlerde cuma kılan kişilerin özellikle bu namazı kılmalarını tavsiye ediyoruz. E, şehir merkezinde olan kişiler kılarlarsa güzel olur. En azından kaza namazı kılmış olurlar ama kılmayana da haram işliyorsun, efendim cuman olmadı gibi bir şey söyleyemeyiz.